Merhaba arkadaşlar. Bugün arılarımızı böldükten sonra ne yapmalıyız? Onun hakkında sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bunu bana Instagram yoluyla ya da kanalda soran arkadaşlar var. Onlara bir nevi bilgi olması açısından bunu açıklama gereği duydum. Şimdi arılarımızı bölmeyle ilgili videom var. Oraya bakabilirsiniz. Nasıl bölündüğü ya da ne şekilde bölündüğü. Arılarımızı böldükten sonra uygun yere götürüyoruz. Yani böldükten sonra farklı bir yere götürmemiz gerekiyor. Çünkü eğer farklı bir bölgeye götürmezseniz arılar tekrardan kovanlarına geri geleceklerdir. Bundan dolayı biz arılarımızı alıp uzak bir bölgeye götüreceğiz. Götürdükten sonra etraftaki duruma göre eğer follaria yok ise bunlara ek gıda vermemiz gerekiyor. Ama ek gıda verirken de çok dikkat etmek lazım. Eğer etrafta başkalarının arıları da var ise yağma olasılığı çok yüksektir. Bundan dolayı şerbet ben tavsiye etmiyorum. Aslında şerbet çok kolay ama şerbet verdiğiniz zaman içerisindeki koku yayılacağından dolayı dışarıdaki arıları da kendisine çekecektir. Ve böylece kovanın içerisindeki arının zayıflığı ve ana arının yok olmaması, yok, eğer ana arı yok ise içerisinde de siz bunu böldüğünüzde başka yere kendisini ana çıkarttırmaya çalışıyorsanız ana arının olmadığını diğer kovanlardaki arılar anladığından dolayı o kovana saldırma eğiliminde bulunacaklar ve bu şekilde hem sizin kovanınız söner hem de diğer kovandaki gelen kovandaki arılar da zayiat görebilir. Bundan dolayı arıları böldükten sonra götürdüğünüz yerlere mümkün olduğunca ana arı olması koşuluyla götürün. Çünkü eğer ana arı yoksa dediğimiz gibi diğer taraftan saldırılara uğrayacaklardır. Bundan dolayı ben şerbet vermedim. Çünkü bir ara biz şerbet vermiştik götürdüğümüz yerlere. Şerbet verdiğimiz için şerbet koku yayılmıştı. Ve bu kokudan dolayı dışarıdaki arılar yağma yapmışlardı kovanımızı. Ve tabii ki bu da iyi bir durum değil, iyi bir sonuç değil. Bundan dolayı ben ekseritle yumuşak şeker veriyorum. Hem yumuşak şeker arı daha yavaş yavaş yemekte. Hem de dışarıya aşırı şekilde koku vermediğinden dolayı yağma rızkı da ortadan kalkmaktadır. Kekte verebilirsiniz fakat bunlar biraz daha pahalı gıdalar olduğundan dolayı tamamıyla tercih sizin. Yani şöyle bir durumda söz konusu. 3 kuruş vermeyeyim diye biraz daha ucuz olan şerbete kaçarsanız bu sefer de yağma olasılığı çok yüksek. Çünkü arılar dışarıda gıda bulamadığı için kendi içerisinde şeker yemeye aşırı şekilde meyli olacaklarından dolayı şerbet delinip dışarıya dökülme ihtimali de çok yüksek. Bundan dolayı tamamıyla bu konuda tercih sizin. Biz sadece önerimizi yapıyoruz. Sizin ne şekilde bir tercih yapacağınızda bizim vermiş olduğumuz bilgilere göre. Şu anda bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. Eğer farklı bir şey sormak istediğinizde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu konuda sizlere seve seve yardımcı oluruz. Allah'ın bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Hepinize bol kazançlı, bol ballı sezonlar diliyorum.